2023 yılı biz kuyumculuk esnafı olarak bakıldığında hazırlıklarımızı son derece kuvvetli yapmıştık. Yazı hazırlıklarımızı düğün sezonu hızlı olacağını ancak beklediğimiz oranda özellikle Trabzon hasır bileziğin beklediğimiz oranda bir satışlarımız gerçekleşmedi. Ancak yatırımcı tarafına bakıldığında altının yaklaşık şöyle ifade edeyim. Yılbaşında bakıldığında 1400 seviyelerinde bugün bakıldığında 1950-2000'e kadar rakamlar oluştu. Yatırımcı son derece burada kazanç elde etti. Bakıldığında %30'da %50 arasında bir fark oluşmuştu. Bundan sonraki süreç ne olur? Şöyle söyleyeyim. Bundan sonraki süreç 2024, 2025 ve 2026 yıllarını değerlendirme yapınca her yıl hemen hemen %30 aşağı düşmemekle beraber %60 kimi zaman %100'e varacak bir şekilde yukarı doğru gidebilir. O açıdan yatırımcı hiç panik endişe içerisinde olmasın. Günlük içerisinde 10 lira, 20 lira, 30 lira aşağı yukarı rakamlar oluşabilir. Asla panik havasında olmasın. Hala da alım seviyesinde görülüyor. Bugünkü rakamlara bakılınca da 1940 seviyesinin işlem görmektedir. Yatırımcı yine bu rakamları da alabilir ama uzun vadede beklemek suretiyle. Bunlar olarak ben 2300-2400 onsun özellikle bekliyorum. Bu neyi ifade eder? Doların da 30-35 bin bandında olabileceğini öngörüyorum. Önümüzde bir yerel seçimler var. 31 Mart seçimlerinden sonra büyüme oranına bakıldığında Türkiye'nin özellikle büyümede biraz daha puanı da yukarıda olduğu göstermekte. Uluslararası kuruluşların yapmış olduğu değerlendirmeler bu yönde. Bundan sonraki süreci ben daha iyimser olabileceğini ama altının rakamsal TL bazında 2300-2400 olabileceğini öngörüyorum ben. Karlılığımız her geçen gün aşağıya doğru minimize daralmaktadır. Bundan dolayı umduğumuz rakamlar açıkçası oluşmadı. 2023 yılında yatırımcı bakımından altın ön planda. Yani ön planda altın idi. Yine de altın ön planda. 2024 içinde altının 2500 bandında olması bekleniyor. Tabii insanlar bunun da farkında. Televizyonlarda, internet sayfalarında bu tür bilgiler veriliyor. Bizim de tavsiyemiz altından milletimizin şaşmamasıdır tasarruf açısından. Yani geçmişle mukayese edilmeyecek kadar altın pahalı. Önceden bir takım hasırı 150, 120, 180 bandında yapıyorduk. Şimdi o dediğimiz hasırlar 250-350 civarında oldu. Tabii milletin de alım gücü düştü. Daha az derecede tercih ediliyor. Ben 40 senemi verdiğim için işlerin her sene daha düştüğünü, daha geri geldiğini görüyorum. 2023 altın piyasası açısından yatırımcısını kazandırdı. Yani yatırım aracı olarak altını tercih eden yatırımcıları üzmedi. Yani piyasalarda artış var. Ocak ayından sonra altının daha da artacağı söyleniyor. Yani altına uzmanların altın gram fiyatının 2,5 ila 3 lira civarına çıkacağını söylüyorlar. Yani altın her çeşidi altının artışından beraber artış yaşıyor tabii ki. Artış yaşadığından dolayı tabii talepler de ona göre değişiyor tabii ki. Yani atıyorum 19 sıra asır satılacağı yerde 17 sıra, 15 sıra asır tercih edilebiliyor diyelim. Yani yarı fiyatından daha da az diyelim. Yani her sene altın bir kat daha artıyor neredeyse.